Yuşi na koca matta sidi. Yenge sen bana al. He? Market var, market var. Çok güzel. Bir banda araş mı ne? Araş yok. Başkan Murat zorundayken o çiziyor. Onu yeşil adam yap. Sen de popor mu ettin? Popor mu ettin? Tamam mı? Popor mu ettin? Hanım. Bu işe başlarken önce kendimi düşündüm çünkü ben de yetimhanede büyüdüm. İnsanların ne duygu olduğunu gayet iyi anlıyorum. O ailenin durumunu, o çocukların masum yüzlerini. İçim parçalıyor. Bazen kendi yatağım var. Yatağımda yatmıyorum, yerde yatıyorum. Bu işle başlarken kendi imkanımdan başladım. Çok güzel kahvaltılar hazırladım kendime. Bu paralarla insanlara ayakkabı alıyorum. Tabii destekler de geliyor. Arkadaşlar sağ olsun ona da destek veriyor. Amacımız para kazanmak, takipçi kazanmak falan değil. İnsanlara bir mutluluk vermek, onlara bir anı bırakmak, o aileyi mutlu etmek, o ailenin içinde olmak, onlar gibi yaşamak, onlar gibi şey olmak. Bunlar güzel bir şeydi mesela. Siz de yapabilirsiniz. Yeter ki bir aileyi mutlu edin. Bir parçanız olsun onlara. Yetim aile demek çok güzel bir şeydir. Aslında hepimiz yetimiz. Kendimizi onların yerine koyarsak çok mutlu oluruz. Dediğim gibi yardım etmek çok güzel bir şeydir. Yardım edince çok mutlu oluyorum, daha çok mutluyum, daha çok motive oluyorum. Elimden geldikçe malımı, her şeyimi onlara adıyorum. Çocuklara ayakkabı alıyorum, her gün farklı bir yere gidiyoruz. Onlara 30 tane ayakkabı götürüyoruz. Kendi imkanımızla, kimsenin imkanı olmadan da. Bunları yapabiliyoruz mesela.
Kavaldan'a kazanan paralar mesela %30, %40'ı çocuklara gidiyor. Bu işi daha çok severek yapıyorum. Çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Kahvaltı işi yapıyorum. Çok güzel kahvaltı sunumları hazırlıyorum. Bu kazanan kahvaltı paraların içinde insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Kendi imkanlarımla. Sevdiğim insanlar da, onların vicdanları da el vermiyor. Onlar da yardım ediyor. Maddi kesinlikle istemiyorum. Çünkü onlar bana ayakkabı gönderiyorlar, şey gönderiyor. Paraya karşıyım çünkü para çok kötü bir şeydir. 3-4 ay önce buraya geldim. Ayakkabı dağıtırken arkadaşlar sağ olsun, sen burada bir yetim aileye bir ayakkabı vermemişsin. Orada hangi yetim aile dedim. Eve girerken içim parçalandı. Girdiğim gibi geri çıktım. Çünkü çok kötü durum. Yetim aile. Kocasını kaybetmişler. 6 tane çocukları var. Bunun projesine başladım tek başıma. Sağ olsun arkamda sonra destek aldım. Güzel destekler aldık. Sağ olsun arkadaşlar da yardım etti. Evin boyası, evin kanepesi, duşluk vesaire şeyler. Yardım etmeye çalıştık bunlara. Ve bugün buradayız ve çok mutluyuz. Bunu şuraya bakabilir misin abi? Bir kolay mısın? Evet, orası. Tamam. Burada buraya gelin, ayaklarını takak. Ser khayri be inşallah, ser khayri be. Burada bir tane çarptın, burada bir tane çarptın. Baba.